Arşiv ekranlarından merhabalar, ben Seda Akyürek. Bugün de Marifetli Eller programıyla karşınızdayız. Yeşilyurt Belediyesi Gedik Park Sosyal Tesislerindeyiz. Birbirinden lezzetli mi lezzetli, nefis mi nefis yemekler yapmaya devam ediyoruz. Aşağı inip aşçımızdan bugün ne yemek yapacak hep birlikte öğrenelim. Şimdi aşçımız Naide Hanım'ın yanındayız. Merhaba Naide Hanım, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. Siz de iyisiniz inşallah. Ben deyim, teşekkür ederim. Bugün tamam. Bize ne yemek yapacaksınız? Bugün Malatya yöremize ait, Yeşilyurt yöremize ait olan kiraz yaprağından sarma yapacağız. Kiraz yaprağı. Kiraz yaprağı çok sevilen yemeklerden biri ama bir o kadar da zahmetli bir yemek. Zahmetli, evet. O zaman ben size sözü bırakıyorum. Teşekkürler. İnce öğütülmüş bulgurdan kiraz yaprağımızın hamurunu yapıyorum. Şöyle ısladıktan sonra bir 5 dakika, 10 dakika kadar bir bekletiyorum. Ondan sonra sarım aşamasına geçeceğim. Şimdi ısladığımız unlu bulgurumuzu, Malatya'nın yarma dediği unlu bulguru ısladıktan sonra ben ikinci aşamaya geçiyorum, soğanlarımı. Soğanlarımı doğruyorum. Üzerinin sosu için ince ince kıyacağım şimdi, küp küp. Kıydığım soğanlarımı şimdi tenceremi alacağım. Şöyle. Soğanlarım pembeleşinceye kadar bunları kavuruyorum. Şimdi arkadaşlar ıslamış olduğumuz hamurumu yoğurmaya başlayacağım sarmak için. Bu hamurumuz yumuşak olduğu zaman biraz daha bulgur ilave edebiliriz arkadaşlar. Kıvamı yumuşak olduğu zaman. Dinlendirmiş olduğumuz hamurumuzu alıyorum böyle. Kiraz yapraklarımız da haşlanmış bir şekilde. Şöyle şu şekil arkadaşlar. Şöyle sarıyoruz küçük küçük, ince ince. Soğanın sosu olma aşamasından sonra bunları haşlayacağız. Haşladıktan sonra arkadaşlar şey yapacağız. Suyunu süzeceğim. Süzeceğim ondan sonra hazırlamış olduğum sosun içine boca edeceğim yani katacağım. Beraber pişireceğiz. Sardığımız köftelerimizi şimdi tenceremize yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yerleştirdikten sonra tuz ilave ediyorum. Bir miktar tuz ilave ettikten sonra arkadaşlar sıcak su. Pardon. Şu sarma şeyimiz taşımızda bırakıyoruz dağılmaması için. Bir miktar su ilave ediyorum. Üzerini aşacak derecede üzerini birazcık geçecek suyunu. Önceden koyup kızarttığım soğanları üzerine biraz salça ilave edeceğim. Çok az bir miktardan. Görünüm açısından hani sosuna birazcık salça ilave ediyorum. Şöyle şu kadar. Soğanımızı kapatıp bir kenarda bekletiyoruz arkadaşlar. Köftemiz pişene kadar. Şimdi öbür aşamaya geçeceğim. Bir kabın içine bir miktar yoğurt. Yoğurdu alıyorum. Buna bir yumurta kırıyorum. Kesilmemesi için.
yoğurdumuzun kesilmemesi için birkaç damla limon ilave ediyorum. 2-3 kaşık da un. Bu daha böyle yoğun bir kıvam almasına yarıyor yani. Birazcık da erik ekşisi. Bir miktarda daha böyle mahoş bir tat olması için biraz da erik ekşisi bırakacağım. Daha da güzel yapıyor bu tadını. Arkadaşlar birazcık da su ilave edeceğim. Su hani birazcık böyle yoğurdun kıvamını ayarlamak için birazcık su ilave edeceğim ama fazla değil. Yaklaşık şöyle bir buçuk bardak gibi. Tamam arkadaşlar. Bunu tam çırptıktan sonra böyle pütür pütür olmaması için biraz çırpıyoruz ki şey olmasın. Yoğurdumuz kesilmesin. Tamam. Yeterli herhalde böyle. Tamam. Bunu da şimdi şeye bırakacağım. Pişime bırakacağım. Yani kaynayacak. Ondan sonra köftelerimiz piştikten sonra şey yapacağız arkadaşlar. Piştikten sonra yoğurda boşaltacağız. Hazırlamış olduğumuz yoğurtla buluşturacağız yani. Haşlamış olduğumuz kiraz yaprağını süzdükten sonra sudan geçiriyoruz. Geçirdikten sonra yapmış olduğum yoğurdu hani böyle biraz da su ilave ettim. Sosu diyelim. Yoğurduna katacağım şimdi. Arkadaşlar şöyle. Bismillah. Yavaş yavaş. Şöyle. Kattıktan sonra biraz da bununla pişecek arkadaşlar yemeğimiz. Kiraz yaprağı köftemiz biraz da yoğurduyla pişecek. Piştikten sonra tabaklara çekip üzerine sosunu gezdirip servise hazır edeceğim. Pişirmiş olduğumuz kiraz yaprağı köftemizi tabaklara, servis tabaklarına alıyorum. Evet, şu an benim en sevdiğim aşamaya geçtik. Nayda Hanım, bugün neler yaptınız? Bize kısa bir şekilde anlatır mısınız? Evet, bugün Malatya'dan yöresel yemeği olan kiraz yaprağını yaptık. Patentli önce, ürününüz mü? Patentli, evet. Patentini aldık Yeşilyurt Belediyesi olarak. Patentini aldık. Bu ince bulgur dediğimiz bulgurumuzdan yarma. Malatya diliyle yarma diyoruz biz ona. Unlu bir bulgur. İnce. Onu önce ısladık. Evet. Ondan sonra bir 5 dakika kadar beklettik. Bekledikten sonra yoğurdum. Yoğurduktan sonra da ben onu kiraz yapraklarına sardım. Sardıktan sonra da o aşamada ben soğanını falan hallettim. Yani pişirdim. Doğradım. Kavurdum. Ondan sonra yoğurdu. Yoğurdun içine bir yumurta, un, 2 kaşık kadar un koydum. Biraz erik ekşisi koydum, ilave ettim. Ekşi de katıyorsunuz. Evet, erik ekşisi. Böyle biraz mahoş bir tat veriyor. Daha güzel oluyor. Evet. Onu da kattım. Kattıktan sonra kaynadı. Kaynadıktan sonra köftelerimiz pişti. Diğer ocakta pişti. Piştikten sonra da o köftelerimi süzdüm.
süzdüm, bir sudan geçirdim. Geçirdim. Evet. Geçirdikten sonra da bu yapmış olduğum yoğurtlu şeye boca ettim. Boca ettikten sonra da üzerine yapmış olduğum soğan. Soğanı kavurdum. Soğan ve salçalı. Evet, salçalı. İsteğe göre, yani gerekirse bunu salçasız da yapabilirsin. Direkt soğanı da ilave edebilirsin. Ama görünüm olarak, lezzet olarak salçalıyı daha çok seviyorlar. Çok lezzetli gözüküyor zaten. Yemek için hemen sabırsızlanıyorum. Yemek istiyorum. Afiyet olsun. Bakalım beğenecek misiniz? Peki. Afiyet olsun canım. Buyurun, siz de tadına bakın. Siz de yiyin. İnşallah güzel olmuştur. Belli, çok güzel oldu bence. Biraz böyle dinlense daha da iyi oluyor tabii. Mükemmel olmuş. Zaten ben çok seviyorum bu meyve, lezzetli. Biraz yapım aşaması zor ama yemesi kolay. Yemesi. Çok güzel olmuş. Nasıl? Güzel olmuş çok mu? Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet Mükemmel olsun. Olmuş. Evet sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, güzellikle kalın, hoşça kalın.